Sizler abdest aldığınız zaman, İslam alimlerinin yaptığı çok ince bir tespiti, nükteyi size aktaracağım. Sizler abdest aldığınız zaman çok dikkat edin. Mesela işte güzelce elinizi yıkadınız, yüzünüzü yıkadınız. Bedenen yapabileceğiniz bütün temizlikleri yaptınız. İmam Müslim ile İmam Tirmizi Peygamberimizden şunu rivayet ediyorlar. Peygamberimiz diyor ki, kul abdest alıp abdestini en güzel bir şekilde aldıktan sonra, yani bütün uzuvların hakkını verirse abdest aldığında ve bunu bitirdikten sonra diyor aleyhissalatü vesselam, derse ki اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve onun ortağı da yoktur. Ve ben yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah'ım beni tevbe edenlerden ve Allah'ım beni temizlenen kullarından kıl. Şuraya dikkat edin kardeşler. Allah'ım beni tevbe edenlerden ve beni temizlenen kullarından kıl. Mutlaka cennetin 8 kapısı da ona açılır diyor aleyhissalatü vesselam. Yani bir kul abdest aldığında abdestinin hakkını güzelce verir ve biraz önce zikrettiğim duayı yaparsa Allah azze ve celle cennetin 8 tane kapısını da o kulun önünde açıyor. Yani çünkü tertemiz bir hale gelmiş oluyor. Niye? Hem bedenini temizlemiş oldu, hem de tövbe etmek suretiyle, beni tövbe edenlerden kıl demek suretiyle kalbini de temizlemiş oldu. Zahiri temizlikle batını temizlik bir araya geldiği zaman Allah azze ve celle kulunun önünde 8 tane kapıyı birden açtı. Onun için kardeşler, bol bol Allah'a tövbe edeceğiz. Gözümüzün işlediği masiyetler, kulağımızın işlediği masiyetler, elimizin işlediği masiyetler, kalbimizin işlediği masiyetler, Allah'tan gafil olduğumuz anlar, bunlar hepsi bizim kalbimizi karartan şeyler. Ve bunların etkisinden kurtulmanın tek bir tane yolu var. Cennetin kapılarını açmanın yolu, içimizi ve dışımızı aynı anda temizlemek. Bundan dolayı abdestin akabinde Allah'tan tövbe istiyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise bize çok fazla Allah azze ve celle'ye tövbe edip ondan istiğfar etmemizi bizden istiyor. İkinci olaraktan kardeşler, tövbe felahtır. Yani insanı iblis olmaktan kurtarıp Adem aleyhisselam gibi Allah'ın rahmetine götürecek olan tövbe felahtır. Felah nedir kardeşler? Felah kurtuluştur. Felahın kemale ermesi ise, yani insanın kamil anlamda bir kurtuluşa ermesi ise, insanın hem dünyasını hem de ahiretini beraberde kurtuluşa erdirmesidir. Bunun yolu da tek bir tane yolu vardır. İnsanın Allah'a güzel bir şekilde tövbe etmesidir. Bakın Furkan suresinin en sonunda, Furkan suresi bittiğinde Allah azze ve celle 4 tane büyük günah zikrediyor. Yani insanların işleyebileceği günahların arasından 4 tanesini zikrediyor. Diyor ki: "Vellezine izâ enfakû lem yusrifû ve lem yaktûrû ve kâne beyne zâlike kavâmen." Onlar ki infak yaptıkları zaman ne israfa giderler ne de ellerini çok fazla tutarlar. İkisinin ortasındadırlar. Yani israf yapmazlar. Ölçülüdürler. 2. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرٍ Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha dua etmezler. Kendi kullarını tanıtıyor Allah azze ve celle. Şirk, israf, ikinci olaraktan şirk. 3. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın haram kıldığı canları hak olmaksızın öldürmezler. Katil, yani hak olmadan, Allah izin vermeden insanları öldürmek. 4. Zina da yapmazlar. Allah azze ve celle bu 4 tane günahı zikrettikten sonra, ki farkındaysanız bunların içerisinde Allah'ın en çok nefret ettiği Allah'a şirk koşulması da vardır. Allah azze ve celle devam ediyor. وَمَنْ يَفْحَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا Kim bunları yaparsa bu 4 tanesini günahının karşılığını fazlasıyla görecektir diyor Allah azze ve celle. Yani kıyamet gününde bu günahların karşılığını ona tattıracağız diyor Allah. يُدَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُتْ فِيهِ مُهَانًا Kıyamet gününde onun azabını kat kat arttıracağız ve o cehennemin içerisinde alçaltılmış bir şekilde onu bekleteceğiz diyor Allah azze ve celle. İlla bir grup müstesna. Yani bu günahları işleseler bile, Allah azze ve celle'nin bu azabını hak etmiş olsalar da bile bir grup bundan müstesnadır. İllellezine tabu ve amenu ve amilu amelen salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat ve kana Allahu gafurur rahim. İman et, tövbe edenler, iman edenler, Allah'a karşı salih amelle yaklaşanlar, Allah bunların günahlarını dahi iyiliğe çevirecektir diyor Allah azze ve celle. Ve Allah gafur ve rahim olandır. Düşünün kardeşler, siz Allah azze ve celle'ye hakkıyla tövbe ettiğiniz zaman Allah azze ve celle sizi affetmekle,
sizi kurtuluşa eriştirmekle yetinmiyor. Allah Azze ve Celle sizin kendisine işlemiş olduğunuz günahları dahi sizin lehinize sevap olaraktan sizin hanenize yazıyor. Yani Allah'a şirk koşan biri kıyamet gününde bunu kendi kitabında tevhid olarak görecek. Allah'a zina yapan biri kıyamet gününde bunu kendi kitabında iffet olarak görecek. Katil var olan biri kıyamet gününde kendi kitabında bunu insanlara yapılmış bir iyilik olarak, bir nefsi kurtarmak olaraktan kendi kitabında görecek. Onun için kardeşler, tövbe kurtuluşun, felahın şeye ermesidir, kemale ermesidir ki Allah Azze ve Celle de öyle söylüyor zaten. فَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Hep beraber Allah'a tövbe edin. Bir bütün olaraktan Allah'a tövbe edin. اَسْتَغْفِرُ ve etubu اِلَيْهِ Umulur ki kurtuluşa erersiniz diyor Allah Azze ve Celle. Onun için kardeşler, tövbe bizi iblis olmaktan kurtarır. Bu ayrı bir mesele. Fakat bununla beraber işlemiş olduğumuz günahları dahi kıyamet gününde kendi şeyimizde, kendi amel defterimizde hasenat olaraktan Allah Azze ve Celle bize gösterebilir. Üçüncü olaraktan kardeşler, tövbe bir önceki dersimizde işlemiş olduğumuz bir tane maddenin tam zıddını söyleyeceğiz şimdi. Biz demiştik ki günah insanın ihtiyacı olan ne varsa insanı kendi ihtiyaçlarından mahrum bırakır. Şimdi bunun tam tersini söyleyeceğiz. Tövbe de insanla Allah arasında ne kadar perde varsa, o perdeler insanı ne kadar muhtaç olduğu şeylerden mahrum bırakmışsa, tövbe ile Allah Azze ve Celle insana tekrardan o mahrum olduğu şeyleri insana geri döndürür. Bakın kardeşler, burayla alakalı özellikle şu noktayı hepimizin bilmesi lazım. Mesela size bu konuda bir bebeği örnek vermek istiyorum. Yani ana rahmine düşmüş olan bir nutfenin halini düşünün. İnsanoğlunun tiksindiği bir nutfe, anne karnına düşüyor, anne rahmine düşüyor. Allah Azze ve Celle onu alıyor. Ona en güzel şekilde suret veriyor. Onu en güzel şekilde besliyor. Onu en güzel şekilde koruyor. Onu en güzel şekilde hem dışarıdaki hem içerideki zararlardan Allah Azze ve Celle muhafaza ediyor. Niye kardeşler? Çünkü o çocuk henüz günahsızdır. O sabi daha dünyaya geldiği zaman Allah Azze ve Celle'ye karşı bir günah işlememiş. Allah Azze ve Celle'ye karşı bir isyanda bulunmamıştır. Allah Azze ve Celle'ye karşı isyanda bulunmadığı için Allah'ın bütün isim ve sıfatları onun üzerinde tecelli ediyor. Allah rahmetiyle, şefkatiyle, hennanlığıyla, mennanlığıyla, el-muhit oluşuyla, kuşatmasıyla, bütün sıfatlarıyla o çocuğun üzerinde tecelli ediyor. Ve o çocuğun ihtiyacı olan ne varsa en mümkün olmayan yerde Allah Azze ve Celle onların hepsini o çocuk için karşılıyor. Aslında insanoğlu da böyledir. Yani insanoğlu dünyaya geldikten sonra Allah'a isyan etmese, Allah Azze ve Celle ile günahlarla Allah'la arasında bir perde oluşturmasa, kendini Allah'la baş başa bir bıraksa, emin olun Allah'ın rahmeti, Allah'ın isim ve sıfatları, kulun ihtiyacı olan her şeyi kula vermeye yöneliktir. Fakat işte insan maalesef her işlemiş olduğu günahla, Allah'la kendi arasında bir perde oluşturduğundan ötürü, Allah Azze ve Celle insana yardımını, insanı muvaffak kılmasını insanın üzerinden kaldırıyor. Peygamberler, toplumların üzerindeki musibetin, günahlar olduğunu fark edince toplumlara tövbeyi tavsiye etmişlerdir. Tövbe edin ki Allah Azze ve Celle mahrum olduğunuz şeyleri sizin üzerinize indirsin. Nuh Aleyhisselam kendi kavmine geldiğinde Allah Azze ve Celle'ye mazeretini bildirirken diyor ki Nuh Suresinde فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Allah'ım ben gece gündüz onlara yaptığım davetin içerisinde çünkü daha önceki ayetlerde öyle diyor gece ve gündüz onları davet ettim dedim ki onlara diyor Rabbinizden istiğfar talebinde bulunun. Allah'ım bizi affet. Allah'ım günahlarımızı bağışla din. Dedim diyor onlara. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Çünkü Allah gaffardır. Günahlara çokça bağışlayandır. Peki sonrasında, yani biz Allah'tan bağışlanma diledik. Allah'a tövbe ettik. Peki bunun sonrası nedir? Nuh Aleyhisselam devam ediyor. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Semayı sizin üzerinize bol bol yağmur boşaltan bir şekilde size gönderir. Yani üzerinizde yağmur yüklü bulutlar sürekli dönerekten, çünkü o zaman biliyorsunuz insanlar toprağa bağlı olaraktan yaşıyorlardı. Bütün bereket ve zenginlik insanların hayatında yağmura bağlıydı. Nuh Aleyhisselam onlara diyor, tövbe edin Allah'a, istiğfar edin Allah'a, Allah yağmur yüklü bulutları sizin üzerinize göndersin. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Size çocuklar vermek suretiyle, size mal vermek suretiyle Allah Azze ve Celle size destek olsun. Sizin için cennetler kılsın Allah Azze ve Celle. Bahçeler, bağlar bahçeler kılsın.
ve sizin için nehirler akan beldeler, nehirler akan memleketler kılsın diyor Allah Azze ve Celle. Aynısını Hud Aleyhisselam kavmine söylüyor. Ya kavmi tubu ilallahi ve istagfiruhu. Ey kavmim, Allah'a ya kavmi istagfiru, ya kavmi istagfirullaha thumme tubu ileyhi. Ey kavmim, Allah'tan istiğfar talebinde bulunun. Sonra Allah Azze ve Celle'ye tövbe edin. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَانًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ. Ey kavmim, Allah Azze ve Celle'ye tövbe edin. Allah Azze ve Celle'ye istiğfar edin ki semayı sizin üzerinize göndersin Allah. Yağmurları sizin üzerinize indirsin. Sizin kuvvetinize kuvvet katsın Allah. Sizin kuvvetinizi artırsın Allah ve mücrimler olarak, yani tövbeden yüz çeviren günahkarlar olaraktan arkanızı dönüp gitmeyin diyor. Onun için kardeşler, bugün bizler mesela özellikle son okumuş olduğum ayet-i kerimeye dikkat edin. En çok ihtiyacımız olan şey nedir? Kuvvettir. Yani belki de bugün Müslümanların en çok ihtiyaç duydukları şey kuvvettir. Çünkü bir zaaf var, bir güçsüzlük var, insanlarda bir aşağılık kompleksi var. İnsanlarda biz bir şey yapamayız duygusu hakim. Müslümanların bir kuvvete, bir izzete ihtiyacı var. Hud Aleyhisselam bunun yolunu göstermiş. Demiş ki eğer kuvvet istiyorsanız Allah'tan, Allah'ın kuvvetinize kuvvet katmasına talepkarsanız eğer, Allah Azze ve Celle'ye tövbe edin, Allah Azze ve Celle'den günahlarınızın bağışlanmasını dileyin, Allah Azze ve Celle sizi oradan kurtarsın.